Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz. BİN Sports Stüdyoları'na 4 Şubat Cuma günündeyiz ve her zaman olduğu gibi sevgili Uğur Meleke ile birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla, selamlayarak başlıyoruz. Programımıza Uğur Beyciğim merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür mi? ederim, siz? Bizler de iyiyiz, çok teşekkürler. Hemen başlayalım değerli izleyenler programımıza çünkü milli maç arası vardı biliyorsunuz. O milli maç arası sona erdi ve bu akşam itibariyle Sportoto Süper Lig'de 24. hafta maçları başlıyor. Getirelim ekranlarınıza. Saat 20'de bu akşam İttifak Holding Konyaspor GZT Giresunsporla karşı karşıya gelecek. Aynı saatte Yukatel Kayseri Spor Atakaş Hatay oynayacak. Cumartesi günü yani yarın saat 13.30'da ilk karşılaşma Gaziantep Futbol Kulübü ile Demir Grup Sivas Spor karşı karşıya gelecek. Saat 16'da Trabzonspor Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Aynı saatte Vavakars Fatih Karagümrük Özdur Kablo Yeni Malatya oynayacak. Ve Cumartesi günü saat 19'da Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçıyla günü tamamlayacağız. Pazar günü 4 karşılaşma var yine 6 Şubat pazar günü. Aytemiz Alanya Spor Galatasaray'ı saat 16'da konuk edecek. Aynı saatte Çaykur Rizespor Adana Demirspor'la oynayacak ve saat 19'da 2 maç var. Beşiktaş Fraport Avantalya Spor'la oynayacak. Göztepe'de Altay'la İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek. Bu arada bir bilgi olarak da cumartesi günü oynanacak Vavakars Fatih Karagümrük Özgür Kablo Yeni Malatyaspor maçında Ali Palabıyık görev yapacak. Baya bayağı bir vakit geçti galiba değil mi Uğur Bey? Yaklaşık 100 100, 120 gün gibi bir süre geçti. En son Çaykur Rizespor Galatasaray maçında görev almıştı. Tabi olmuş o kadar. Bu maçta yani yarın <laughs> Babakars Fatih Karagümrük, Özgür Kablo yeni Malatyaspor maçında e, görev yapacak. Onu da bir bilgi olarak paylaşalım sizlerle. Haftanın programını aktardıktan sonra ilk başlığımız ekranlarınıza Foto Maç gazetesinden geliyor. Pulgar geldi, Cagne çıktı. Şilili ön liberoyu UEFA listesine ekleyen Galatasaray yönetimi Cagney'i çıkardı. Yeddin ve Luyendama'yı gönderen sarı kırmızılı ekip Pulgar'ı Avrupa'da oynatabilmek için Embaye Cagney'i UEFA listesinden çıkardı. Şilili 6 numara için FIFA'dan özel izin alındı. Ve Bolivya'da imzalayıp faxla yolladığı sözleşme sisteme eklendi. Cagney'in sözleşmesinin geçici olarak fesi ya da kiralık gitmesi için görüşmeler sürüyor. Galatasaray Pulgar'ın transferini de dün akşam resmi siteden duyurdu ve oyuncunun formalı fotoğraflarını paylaştı. Şimdi şurada sağ tarafta eskiye dönüş başlığını görüyorsunuz. Galatasaray Bafet'in bir gomisin ardından Semih Kaya'yı kadrosuna kattı. Tecrübeli stoper Galatasaray'la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar, özdür kablo yeni Malatya sporla yollarını ayıran Semih Kaya ile sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki Stoper'in Gomiz'in aksine boş mukaveleye imza attığı ifade edildi. Niye böyle bir vurgu yapılmış acaba ama neyse. 4 aylık sözleşme yapılan Semih'in ismi Avrupa listesinde yer almayacak. Süper Lig'de kalan 15 maçta Nelson Markao ikilisini alternatif olarak kadroda yer alacak. Bir de Ömer El konusu var. Omar pozitif demiş gazete. Galatasaray Kulübü futbolcularından Omar El Abdullahi'nin COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Galatasaray futbol takımında Alanya maçı öncesi yapılan COVID PCR testlerinin ardından futbolcumuz Omar El Abdullahi'nin test sonucu pozitif çıkmıştır denildi. Omar El Abdullahi'nin karantina ve izolasyon süreçlerinin başladığı kaydedildi. Şimdi Pulgar'la ilgili Ayrıca şeyler var da bir sonraki sayfamızı okuyacağız ama öncesinde Uğur Bey şimdi gazetelerde dün de yazıldı çizildi biz de burada konuştuk sizin de bir Cagne meselesi etrafında konu dönüyor. Ee, hani e, neydi? Cagne'nin ne konuştuk dün bir garip gelmişti bize. Hatırlayamadım şimdi bir anda söyleyecek. Başka olur. bir takıma kiralanması Bugün ya da, da yazıyor kiralanması sözleşmenin geçici olarak feshedilmesi Çünkü gibi bir opsiyona. Evet. ayına kadar dönmeyeceği tahmin ediliyor herhalde yabancı kontenjanında yer açmak için oluyor ama hani bir tek bu isim etrafında dönüyor olması şeyin ağırlıklı olarak haberlerin hani şimdi mesela Omar El Abdullah var pozitif çıkmış testi uzun zamandır takımla birlikte değil geçmiş olsun çok büyük bir talihsizlik çok büyük bir e, sağlık problemi yaşadı yaralandı çok şükür düzeldi ve oynayabilecek duruma geldi hani mesela isim olarak tamamen şeyden bağımsız olarak e, yaşananlardan bağımsız olarak niye Cagne Sadece oynayamayacak durumda olmasından kaynaklanıyor. Omar herhalde, da listede yok zaten. Şöyle lisede önce yok şu evet. bilgiyi verelim bilmeyenler için. Sanki bir büyük resim var da biz mi kaçırıyoruz yoksa sadece bundan mı ibaret süreç? Şimdi Süper Lig'e artık resmi bir kadro listesi veriliyor ve sınırlı bir liste veriliyor. Geçmişteki gibi değil. Aynen Dünya Kupası'na giderken nasıl takımlar net bir liste veriyorsa, Şampiyonlar Ligi'ne ya da Premier Lig'e girerken net bir liste veriyorsa, Dünya Kupası'nda 23... Avrupa Şampiyonası'nda 26 idi. Premier Lig'de 25. E, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde 25 çeşitli işte kısıtlamalarla, <laughs> çeşitli sebeplerle 21'e, 23'e, 24'e Türk takımlarının düştüğünü gördük. Süper Lig'e de önce 28'di, e, sonra 30 oldu. E, bir isim listesi veriliyor. Ve aynı zamanda Galatasaray tabi UEFA'ya da bir isim listesi veriliyor. Ve bunun çeşitli koşulları var. İşte UEFA'ya verilen isim listesinde mesela 25 kişilik liste veriyorsun. Herhangi bir finansal fair play kısıtı sebebiyle cezan yoksa 25 veriyorsun. Ama bu 25'in en az 8'i kendi ülkende yetişmiş olmalı. O 8'in de en az 4'ü kendi kulübünde yetişmiş olmalı. Bizim de birçok kulübümüz bu koşulları sağlayamadığı için son yıllarda mesela 4 tane kendi kulübünde yetişmiş oyuncu veremediği için 25 veremiyor bu sefer 23 veriyor. 2 tane kendi kulübü yetişmiş varsa veya 8 tane kendi ülkesine yetişmiş yoksa 6 tane varsa 23 veriyor. Şimdi bu tarz koşullar kısıtlamalar var. E Süper Lig'de malum yabancı kısıtı. Geçen sezon 14'tü. Bu sezon 12. Gelecek sezon 11. Ee, bu tarz kısıtlamalar söz konusu. Galatasaray'ın da şu anda Omar dahil, Cagne dahil yanılmıyorsam 14. Eğer yanılmıyorsam 14. 14 yabancı sayısı. Dolayısıyla bu kısıtlamalar çerçevesinde herhalde e zaten Ömer Arap'ta öyle resmi listede yoktu. Doğru. Cagney'in de belki sakatlığı hani biz Mart diye okuduk ama uzun zamandır güncel bir bilgi de bilmiyoruz. Ayrıca bu tarz konular da biraz kişisel konular. Yani oyuncunun sağlık durumunu yüzde yüz şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmamayı da tercih edebiliyorlar hastanın tercihiyle bazen. Her oyuncunun yüzde yüz şeffaf paylaşılmayabiliyor. Cagney'in durumu ne bilmiyorum ama bazen o durumlar olabiliyor. Yüzde yüz şeffaf paylaşılmayabiliyor bu sezon faydalanamayacağını düşünüyorsa Galatasaray oyuncu ya da çok kısıtlı faydalanacağını düşünüyorsa belki de sözleşmesinin geçici olarak dondurulması ha bunu teknik olarak karşıtı farklı oluyor. Sözleşmesinin geçici olarak dondurulması derken teknik olarak böyle bir şey yok. Buzdolabına koyup donduramıyorsun. Geçici fessi gibi yollara başvurulabilir. 2023'e kadar normalde kontenjanı var. Cagni konusu herhalde o yüzden öyle. E, Avrupa'ya verilen listeler var. Avrupa'ya şimdi yeni liste veriyorsun. Eski listeye göre 3 değişiklik yapabilirsin diyor UEFA. 13 değişiklik yapamazsın diyor. 3 ile sınırlamış. Daha planlı olman lazım diyor. Barcelona'da bir Avrupa Ligi takımı. Barcelona Daniel Alves'i yazamadı. Çünkü 3 tane baba transfer yapmıştı. 3 tane yaptı transfer listesine ekledi. Daniel Alves 4. oyuncu konumuna düştü. UEFA Avrupa Ligi listesine yazılamadı. Ne açıkladılar kulüpten? Dediler ki Daniel Alves zaten belli bir yaşa gelmiş. Bizim için La Liga daha önemli. La Liga'ya konsantre olacak dediler. Çünkü oyuncunun da bir taraftan kalbi kırılmasın ve kamuoyundaki algısı bozulmasın diye. Ama gerçek şu ki UEFA 3 oyuncu yazmana müsaade ediyor. Daniel Alves'i yazamadı. Galatasaray'da 3 oyuncu yazıyor. Iniaki Penya, Pulgar ve Gomis yazıyor. Semika'yı yazamıyor. Ama bir sonraki tura çıkarsa umarım çıkar. Bir sonraki tura çıktığında Yeni listede tabii ki koşullar değişebilir. Dolayısıyla durum bu. Ya yani maalesef Türk takımları çok fazla kıştan sonbahara hareketli geçiyorlar. Çok fazla oyuncu yollara geliyor. Çok fazla geliyor. Hep bu sorunları yaşıyoruz. Çözümü hep oyuncuda, oyuncu değiştirmekte arıyoruz herhalde. Transferle evet. çözebileceğimizi zannediyoruz ama palyatif çözümler oluyor bunlar. Eğer işe yarasa dahi kısa vadeli, günü kurtarmaya ya da sezonun kalan bölümünü kurtarmaya edeceksin ki bu da az şey mi? Hani yönetici bakış açısından baktığın zaman işler yolunda gitmiyorsa ve en azından bir düzlüğe çıkabilmeyi hedefliyorsan az şey midir bu? Değildir elbette ama bir sonraki sezon yine aynı Tabii her zaman tekrarlamaya devam ediyor. Zaman zaman olur dediğiniz o zaman gibi. Zaman zaman olur ama zaman bir tane zaman olur. olur. Bilemediğin iki tane olur. Allah korusun çok ciddi bir sakatlık olur. Bambaşka kayıplar olur vesaire. Bir iki olur. Planlamanı doğru yapmışsındır çünkü. Kendi şeyden, e, rezervlerinden bunu kapatabilirsin. Ama çok ekstra durum olmuştur. Kapatamazsın. Devre arası o yüzden var zaten. Tabii. Şimdi Real Madrid iki yıldır doğru düzgün transfer yapmadı. Gelecek yıl çok transfer yapar. Bir reorganizasyon yapar. Real Madrid bu üstelik. Garipsemezsin. Dersin ki bu yıl bir reorganizasyon senesi. Kadro yaşlandı. 10 tane, 15 tane transfer yapar. 10 tane, 15 tane oyuncusuna yolları ayırır. Şaşırmazsın. Ama ne zaman şaşırırsın? Bir sonraki sezon yine aynısını yaparsa, bir sonraki sezon yine aynısını yasa, yaparsa her sezon reorganizasyon olmaz. Her sezon kadroya ciddi neşter vurulmaz. Ama yani bizim Türk takımları her sezon yapıyor. Sezon bittikten sonra niye transfer yapıyorsun? Devre arasında niye sanki sezon sonuymuş gibi transfer yapıyorsun? Sezon sonunda yine niye aynı transferleri yapıyorsun? Kış Hakikaten transfer döneminin adı geçici transfer, transfer dönemi aslında. Aslında öyle yani. Dolayısıyla orada kalıcı... Bizim için hepsi standart var. Kalıcı aldık. bir planlama yapmazsın asla bakarsan. Kışta e, sakatlığın vardır, cezalı oyuncun vardır. Planların şaşmıştır. O takviyeleri yapmaya çalışırsın normalde ama maalesef biz zaten yıllardır e, Ocak transfer döneminin hep lideriyiz biliyor musun? Avrupa'daki 50-53 lig içinde Ocak transfer döneminde en fazla sayı hep biz ulaşıyoruz. Ben yanılmıyorsam geçen yıl 400'lü sayı, 400'e yakındı. Süperde 400 transfer hareketi oldu ve 55 UEFA üyesi ilki içinde birinciydik kış transfer hareketi sayısında. Onu da o da çözmemiz gereken detaylardan evet, biri. Evet üzücü ama biraz plansız olduğumuzun işareti bu. Maalesef. Geçelim biraz daha detay. Yani Pulgar'a değerli izleyenler. Milliyet gazetesinden Onur Dinçer'in değerlendirmesi enerjisi yüksek bir oyun lideri. Fiorentina'dan kiralanan Erik Pulgar, Galatasaray orta sahasında yaşanan krizi çözebilecek özellikleriyle dikkat çekiyor. Şilili futbolcu, takımı koordine etmesi ve yüksek mücadele gücünün yanı sıra duran toplardaki başarısıyla öne çıkıyor. Şöyle devam edelim. Galatasaray'ın kadrosuna kattığı 3 oyuncudan ikisinin en önemli özelliği, yani Erik Pulgar, ve Buffet'in bir Gomis'in en önemli özelliği penaltı atışlarındaki başarıları. Barcelona genç takımlarıyla B takımında beyaz noktadan yapılan vuruşlardaki üstün becerisiyle adı penaltı canavarına çıkan Iñaki Peña ile kaledeki bu eksikliğin Fiorentina'dan alınan Erik Pulgar ile ise vuruşlardaki hayal kırıklığının aşılması adına önemli bir adım atıldı. Pulgar hem Bologna'da hem de Fiorentina'da takımının penaltıcısıydı. 7'si Fiorentina, 5'i Bologna olmak üzere Serie A'da beyaz noktadan 12 kez fileleri havalandırdı. Penaltılar dışında duran topların da etkili ismi olan Şilili futbolcu Frikikler'den İtalya Ligi'nde 3 gole imza attı. Bu gollerin içerisinde Pulgar'ın kornerden attığı bir golü bile var. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu oyun kurucu olarak görev yapıyor ve oyunu yönlendiren, takımı koordine eden özellikleriyle dikkat çekiyor. Bulgar kısa ve uzun isabetli paslarıyla teknik becerisini gözler önüne sererken Defansif olarak da sorumluluktan kaçınmıyor. Klasik bir Güney Amerikalı orta saha olarak fiziksel mücadelenin içerisinde mutlaka bulunan deneyimli oyuncu. Ataklara katılsa da görev bölgesini de terk etmiyor. Rakip hücumlarda kesici özelliğiyle takımına defansif olarak da ciddi katkılar sunuyor. Öyle bir şey olmuş ki e, prezentasyon olmuş ki yani her, her takıma lazım böyle bir evet. oyuncu. Özetle her şey tamam yani. Görüş Yani şu anlamda söylüyorum yanlış anlaşılmasın dalga geçmek için değil hani şeyden bahsediyorum tamamen yazılanlardan Yok, gayet bahsediyorum. Oyuncuyla alakalı gayet Geçen sezona kadar aslında evet bu Onur Dinçer kardeşimizin yaptığı tanımlama biraz daha <laughs> realiteye yakındı. Ama bu sezon çok fazla oynamıyor. Fiorentina'da geçen sezon direkt 11 oyuncusuydu. Bir de ayağı da burkuldu sezon içinde. Ciddi bir sakatlık da yaşadı Erik Pulgar. Formasını da e, eski Arsenal'lı Uruguaylı, ön libero, kısa boylu Torreira. Torre. Torreira'ya kaptırdı. Ama henüz futbolunun baharında yani önünde hala uzun uzun yıllar olduğunu düşünüyorum. Hala kontratındaki satın alma opsiyonu, detayını merak ediyorum. Keşke olsaydı. Ya da oldu mu? Ya da olduysa koşulları nedir? Çünkü bu sezon iyi bir performans gösterirse gelecek yıl Mor Menekşelere, Floransa ekibine rehabilite etmiş bir şekilde geri dönmesi tabii ki yine üzücü olur. Türk takımlarını sadece rehabilitasyon merkezi olarak kullanması tabii ki üzücü olur. O yüzden Şili milli takıma düzenli oynayan daha birkaç gün önce Bolivya ve Arjantin başlarında ilk 11'de çıkan bir oyuncunun kiralanması ama yanında da iyi bir satın alma opsiyonunun, makul bir satın alma opsiyonunun olması iyi bir transfer derdim. O yüzden satın alma opsiyonunu merak ediyorum. Olabilecek mi? Duran toplar konusunda Gomis de zaten, yani penaltılar konusunda Gomis de zaten bir silah. Birkaç penaltı kaçırmıştı Galatasaray'daki bir yılında ama çok da penaltı atmıştı. İnyaki Penya da evet U21 takımında e, Brentford'un kalecisiyle rekabet ediyor ama o kale işte direkt oynadığı için o oynuyor. İnyaki Penya onun alternatif konumuna gelmişti ama gerek Barcelona B takımında gerek milli yaş gruplarında kurtardığı penaltılara dikkat çekmiş. Aslında bir zamanlar daha fazla umut bağlanan ama sonrasında tabii ki bu 21-22 yaş çok kritik. Oraya geldin mi? Çünkü artık yaşın şeye tutmuyor. Milli takımlara tutmuyor. Genç yaş milli A milli takıma çıkamamışsın. A takımında da süre bulamıyorsan, hele bir, kale, bir kaleciysen çok kritik bir yer. Kritik bir eşikte. Burada oynamasında fayda var. O yüzden Galatasaray'ın yaptığı ikisi de kiralık. Bu transferler katkı alırlar ama ikisinde de bence çok kritik nokta. Yani Luis Campos eğer burada kilit adam. Luis Campos'tan ne beklersin? Bu kadar güçlü bir futbolda güçlü bir figürden Avrupa'da tanınan bir sportif direktörden ne beklersin? Satın alma opsiyonlarının olması ve bunların makul olması. Ya ben orada bir Türk sporcu olarak acı çekiyorum. Şu kiralık oyuncularda satın alma opsiyonunun olmaması. Ya niye yani 4 ay rehabilit edip geri göndermek için mi kiralıyorsun bunları? Tahmin ediyorum bu kadar kısa süre içerisinde yapılan hamlelerde Belki daha uzun görüşme süreleri ya da planlama zamanları olabilse çok haklısınız. Kampos özelinde söylüyorum. Ama niye hep süreler kısa? İşte niye hep süreler niye kısa? Hep Az önce oluyorsun. biz niye hep devre arasında transfer lideri oluyoruz Avrupa'da? Diopo hep süreler hep, kısa. Aynı yani. Hep aynı mantık yani. Maalesef planlı programlı olamıyoruz. Maalesef öyle ama yine e, yaz transfer döneminde e, Galatasaray'ın gündeminde bu transferler, bu hamleler olacak yani Luis Campos çok umut verici bir hamle. Sanırım danışmanlık yapıyor Galatasaray'ın transfer politikasına. Daha önce sportif direktör olarak yaptığı hamleler böyle değildi. Çok daha kalıcı doğru hamleler yapıyordu. Monaco'da olsun, Lille'de olsun. Real Madrid'e tavsiyeler, transfer tavsiyeleri verdiği dönem oldu. Chelsea'de Mourinho'ya transfer tavsiyeleri verdiği dönemler oldu. Çok daha başarılı işler yaptı. Gerek Monaco'da gerek Lille'de çok büyük işler yaptığını biliyoruz. Umarız Galatasaray'a da öyle katkı sağlar. İzleyicimiz Mehmet Bey, Mehmet Üge diyor ki Pulgar sanki Galatasaray'ın aradığı profilde bir oyuncu ancak kiralık olduğu için yıllardır olduğu gibi yine gelecek sezon orta saha araması gerekiyor demiş. Açıkçası az önce okuduğumuz e, tarif Pulgar'ı ben seyretmediğim için söylüyorum. Fernando'yu anımsattı değil mi o tarif? Milliyet gazetesinden e, tabii. okuduğumuz Fernando. Altı da oynuyor sekiz oynuyor ama Fernando da o... oynar. Fernando biraz daha e, nasıl denir klasik 6 o profilde bir oyuncuysa aynen Mehmet Bey'in söylediği gibi Galatasaray'ın aradığı türde bir oyuncu diyebiliriz en kısa haliyle. İyi bir pulgarın, mutlu bir pulgarın, hazır bir pulgarın ben de katkı yapacağını düşünüyorum. Ama hep diyorum ki bu 4 aylık transferlerde ben futbolcunun mantalitesini merak ediyorum. Pulgar özelini demiyorum. Her futbolcu için söylüyorum. Futbolcunun kafasında ne var yani? 2022-2023 sezonla plan, ilgili planı da Evet. Futbol, o, yüzden mental seviye çok önemli. Yani Galatasaray'da kalma ihtimali varsa mesela ona göre pozisyon alabilir oyuncu. kalma ihtimali yoksa ona göre pozisyon alabilir. O detay özü önemli satın opsiyon detayı. Bir sonraki sayfamız takvim gazetesinden geliyor. Kampostan reis hamlesi. Brezilya basınına göre Galatasaray, Santos takımının genç stoperini transfer etmek istiyor. 21 yaşındaki Rapsın Reis'in Luis Campos tarafından yönetime teklif edildiği ifade ediliyor. Rapor çok olumlu demiş gazete. Rapsın Reis'in kısa süre önce Başkan Burak Elmas'ın danışmanı olarak göreve başlayan Luis Campos tarafından gündeme getirildiği öğrenildi. Luis Campos'un genç savunmacı ile ilgili çok olumlu bir rapor sundu ve yönetimin harekete geçtiği belirlendi. Alınan bilgilere göre Rapson Reis eğer kadroda yabancı kontenjanı açılırsa hemen açılmazsa sezon sonunda kadroya katılacak. Öte yandan Galatasaray'ın Hollanda gibi Valwijk'ta forma giyen Ahmet Tuba ile ilgilendiği öne sürülüyor. Sarı Kırmızılıların 23 yaşındaki Cezayirli stoper için girişimlerin başladığı belirtiliyor. Bu sezon Hollanda Ligi'nde 16 maçta forma giyen Tuba'nın kulübüyle sözleşmesi 2023'te sona erecek. Bu biraz daha herhalde sonraki sezonlara yönelik bir Hamle. Stoper pozisyonuna Galatasaray'ın takviye düşüncesi belli ki var. Yabancı Herhalde. takviye düşüncesi var. İşte Nelson, Marko, Alpaslan rotasyondan Luyendam'a da ayrıldı malum. Dolayısıyla orada Işık Kağan, Arslan e, opsiyonu söz konusu. Galatasaray oraya hem bu sezon için hem gelecek sezon için anladığım kadarıyla. Az önce şeyi de okuduk ya. Yabancı ya stoper takviye düşüncesi var. Semih de katıldı evet. ama. doğru. Yabancı stoper olarak evet. Öyle bir düşünce var demek ki. Gelecek yıl içinde herhalde düşündüğünde bir yabancı stoper takviyesi düşüncesi var. Rapson Reis çok genç bir oyuncu. 2000 doğumlu. 2021'in sonunda Santos takımıyla 8 tane maça çıkmış Brezilya Ligi'nde. Bütün profesyonel kariyeri bundan ibaret zaten. Yılın başında takvim yılın başında A takıma terfi etmiş. Dolayısıyla tabii ki burada Luis Campos'un Tavsiyesi değerli olan Luis Campos'un önermesi değerli olan bu tarz oyuncuları Luis Campos meslek hayatı boyunca yakalamıştır, muvaffak olmuştur, iyi sonuç almıştır. Yani benim Beklerim de bu. Mesela böyle bir sportif direktöre danışmanlık için anlaşıyorsan sana böyle oyuncular yakalamalı, nispeten genç yatırım transferleri bulmalı ve uzun vadeli faydalanmalısın. Anladığım kadarıyla Rapsin Reis bu mantalite daha uygun. Ahmet Tuba da 23 yaşında. Cezayir milli takımına da seçilmiş. Hollanda Ere Divizli'de düzenli oynayan bir oyuncu. Bunlar Luis Campos tavsiye edilirse evet. Luis Campos'a çalışmaya değer. Şimdi Uğur Bey müsaadenizle hafta sonu Galatasaray dedik ya Aytemiz Alanyaspor deplasmanda çıkacak. Az önce programı aktarırken Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Farioli'nin bu maç öncesinde Fanatik gazetesine verdiği bir röportaj var ve bu röportajda Galatasarayla alakalı da tespitleri olmuş. İsterseniz onu da bu bölümde görelim. Değerli izleyenler Fanatik gazetesi geliyor ekranlarınıza. Galatasaray alt sıraları hak etmiyor. Alanyaspor'un 32 yaşındaki hocası Francesco Farioli Galatasaray maç öncesi fanatik gazetesine konuşmuş. Galatasaray'ın bulunduğu konum aşağılar olabilir. Oraları hiçbir zaman hak etmeyen sonuçta büyük bir kulüp demiş. Çalıştığım kulüplere kısıtlı zamanda başarı sözü vermiyorum. Ama iyi futbol oynayacağımızın sözünü veriyorum. Türkiye'de çok fazla yetenekli Türk oyuncu var. Bütün önemli skatların Türkiye'ye gelerek bu yetenekleri izlemesi gerekiyor. Kunz ve Hamit Altıntop son dönemde iyi işler yapıyor. Futbolcudan önce antrenörlerin gelişmesi ve daha eğitimli olması gerek diyor. Dilimizde tüy bitti. İnsan yetiştiren insan. insan Değil yetiştiren mi? insan yetiştirilmeli. Ve onlara daha fazla kıymet verilmeli diye Francesco Farioli de bu konunun altını çizmiş. Galatasaray maçı çok zor ve farklı bir mücadele olacak diyor Francesco Farioli. Ben oyuncularımla bu kritik noktaları sürekli paylaşıyorum. İki takımın ligdeki pozisyonu, oyuncuları ya da dışarıdaki futbol severleri kesinlikle yanıltmamalı. Çünkü her şeyden önce Galatasaray'ın içinde bulunduğu konum aşağılar olabilir. Ama oraları hiçbir zaman hak etmeyen sonuçta büyük bir kulüp. Biz öncelikle oyuncularımızı mental açıdan hazırlamaya çalışıyoruz. Mental açıdan hazır olmaları lazım bu zorlu mücadeleye. Demiş Galatasaray maçıyla alakalı olarak Şuradan devam ediyorum. Alanyaspor'da Çağdaş Atan'la birlikte iyi bir dönem geçirdi. Sonraki duranda e, Karagümrük takımında Fatih Vavakars Fatih Karagümrük'te oynattığı futbolla bir kez daha üzer, dikkatleri üzerine çekti Farioli. Genç İtalyan şimdi tekrar Alanyaspor'un başında Akdeniz ekibiyle 4 maçta 10 puan toplayan Farioli Galatasaray'la oynayacakları mücadele öncesinde e, takımını hazırlamaya çalışıyor diye Hoca hakkında da kısa bir bilgi geçmiş. Kara Gümrük'te üretken olmadığımızı söylemek komik olur. Net gol pozisyonuna girmede Süper Lig'de 3. sıradaydı takım. Saha içindeki her hamlemizin bir anlamı var. Bazen geriye topu oynarsınız ve yeni bir hücum seti için hazırlık yaparsınız. O zaman çok daha iyi pozisyonlar ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Benim inandığım doğrular var. Bu doğrular çerçevesinde çalışmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda daha da gelişmemiz gerekiyor. Bu oyunu oturtmak için 3-4 aylık bir zamana ihtiyaç var aslında. Rakip alana ne kadar gittiğimiz değil, ne kadar zaman durduğumuz önemli. Ayrıca kaleci benim oyunumun büyük bir parçası ve her zaman oyun içerisinde kalması gerekiyor. Türk futbolu nasıl gelişir diye de bir soru sorulmuş Farioli hocaya. Böyle bir sihirli değnek yok elimde açıkçası. Bunu daha önce de söyledim. Türkiye dünyanın en iyi 10 liginden biri. Elbette gelişmesi gereken noktalar var ama futbolunun gelişmesi hemen yapılacak bir durum değil. Futbolcudan önce antrenörlerin gelişmesi ve daha eğitimli olması gerekiyor. Futbolcuların 7-17 yaş arası en önemli dönemi onları A takımı hazırlayan altyapı hocaları. O nedenle altyapı hocalarının değerinin bilinmesi gerekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu bence çalışıyor. Kunt ve Hamit Altıntop'un son dönemde gayretlerini görüyoruz. Futbolun içinden gelen insanları desteklememiz gerekiyor. Sözlerini çerçeveletip duvara at asmak istiyorum. Değil mi? Çok iyi bir röportaj hocam. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Yakup Çınar, Paratik Gazetesi. Tebrik ederiz. Farioli'yi tebrik ederiz. Ee, güzel şeyler söylemiş röportajda. Üç ayrı maddede ele alabiliriz. Bir tanesi rakip yarı alana ne kadar kaç değil. defa gittiğiniz değil orada ne kadar kaldığınız da önemli demiştir bence. Kaç defa gittiğiniz de önemli elbette. Benim önceliğim bu diyor muhtemelen evet, orada. Orayı ben düzeltme ihtiyacı hissettim. Bence Francesco öyle demiştir yani. Ne kadar gittiğiniz kadar ne kadar kaldığınız da önemli. Çünkü Farioli'nin gerçekten net tanımlanabilir bir hücum planı var. Rakip yarı alanda 3. bölgede çok kalmak istiyor. Orada çok fazla top çevirip rakibin mesela stoper sol bek arasında mesafenin arttığı anı bekliyor ya da bir oyuncunun uyuduğu anı bekliyor. Dolayısıyla bu anı yakalamak için de biraz orada uzun kalmanız lazım. Yani bütün hücum planları böyle olmak zorunda değil. Ama Farioli'nin genelde benimsediği hücum planı bu özellikle ikinci bölge, üçüncü, üçüncü bölge geçişinde uzun zaman kalmak ve bu zamanı rakibin açığını, boşluğunu yakalamak için değerlendirmek. Ha başka bazı tek direktörler, Atletico Madrid tek Diego Simeone de size şöyle diyebilir. Rakip yara alana kaç defa gittiniz değil, rakip yara alanda ne kadar süre kaldınız değil, rakip yarı alana ne kadar nitelikte gittiniz önemli diyebilir. O da doğru olur. Hep söylüyorum ya futbolda bir sorunun birden fazla doğru cevabı olabilir. Ki hocam sorulsa muhtemelen bunu söyleyecektir. Muhtemelen öyle Simeone Benzemeyecektir Simeone'nin yanıtı Farion'un yanıtına. Biri yanlış biri doğru değildir. İkisi de doğru olabilir. Oyun ve oyuncu tipinize göre veya rakibe göre değişebilir doğrular. Simeone'nin doğrularında ne mesela rakip yarı alana gittiğinde rakibi eksik yakalamak. Rakibi dengesiz yakalamak. Dolayısıyla daha verimli hücum etmek daha ön plandadır. Ama Farioli öyle demiyor. Çok gidelim. Çok vakit geçirelim. Dengesizliği yaratalım. Farioli'nin ana oyun planı biraz o. Simeone dengesizliği yakalayalım. Farioli dengesizliği top bizdeyken yaratalım. O yüzden o maddeyi bu şekilde kapatalım. Futbolda birden fazla doğru var ama Farioli'nin doğrusundan da hoşlanıyoruz. Süper Lig'de Farioli'nin doğrularını izlemekte hoşuma gidiyor. İkinci madde Şimdi bu oyununun e, ihtiyaç duyduğu iyi oyuncuları oynatması da mutluluk verici. Farioli. Novais gerçi o gelmeden birkaç hafta önce oynamaya başlamıştı. Mesela son dönemde ama o da Novais'e daha fazla sorumluluk verdi orta sahada. Daha kilit bir rol oynadı. Son maçta Giresun'a karşı iki asist. Ondan önceki hafta asist yapmıştı. Bir orta saha oyuncusu. Üstelik geriden topla çıkarken de Lucas Bilia gibi bir rol alıyor. Karagümrük'te Bilia'nın yaptığı gibi. Trabzonspor'da Hamşik'in yaptığı gibi bir rol alıyor. Novais. Önümüzdeki haftalarda daha çok konuşacağımız bir oyuncu. Alanya'nın orta sahnesi. Mesela Efecan daha fazla dikkat çekebilir kalan bölümde. Emre Akbaba daha fazla istatistik yapabilir. Yani Farioli'nin oyunu yetenekli oyunculara daha fazla dokunuyor. Bazı hocalar vardır. Bir takıma gelir. Orta sınıf oyuncudan daha fazla verim alır. Böyle bir katkı yapabilir. Hiç ummadığın orta sınıf bir oyuncu, disiplinli çalışkan bir oyuncu bakarsın. İdeal takım bir parçası olmuş. Ama Farioli öyle değil bence. Farioli yetenekli oyuncudan daha fazla verim alma konusunda daha usta. O yüzden mesela Novais'ten kalan bölümde daha fazla verim bekliyorum Alanya'da. Bir başka madde sizin de altın çizdiniz çok önemli bir madde antrenör gelişimi. Türkiye'de çok üzerinde durmadığımız, çok konuşmadığımız bir konu. Yavaş yavaş dönüşüm var o konuda da. Ufak ufak bir şeyler değişiyor, gelişiyor, mutlu oluyoruz ama daha fazla gelişmesi lazım. Daha radikal adımlar lazım. Ee, futbolcuyu futbolcu yetiştirmek için muhakkak ki yetiştirmeniz lazım. Türkiye'de futbolun dışından gelenlerin üst seviyeye tek direktör olması biraz zor. Genelde eski futbolcular tek direktör oluyor. Gerçi dünyanın birçok yerinde de böyle ama mesela Almanya, mesela İngiltere artık ufak ufak değişiyor. Bu ufak konuda. ufak değişiyor. Sadece star futbolcu olmak yetmiyor. Veya star futbolcu değilseniz de eşit koşullarda yarışabiliyorsunuz onlar. Ama Türkiye'de star futbolcu olmak hala ve hala çok daha büyük avantaj. Star futbolcuların özelliği ne? Yetenekliler, kabiliyetliler. Hep iyi futbolculardı. Çok fazla belki kendilerini geliştirme ihtiyacı duymadılar. Zaten futbolcuyken de kursa gitme şansları yok. Futbol Doğru. bitiyor. Kursa falan gitmeden, lisansları tamamlamadan göreve getiriyorsun. Dolayısıyla gerçekten antrenör eğitimi konusunda istese bile eksik kalıyorlar. Şimdi Emre Belözoğlu mesela, Nuri Şahin değil mi? Şu anda en yakın örnekler bununla ilgili. Çar çabuk tek direktör oldular. Çok genç yaşta. Çünkü yıldız futbolcular. Çünkü oyunu iyi anlıyorlar. Biliyorum. Ama eğitimleri eksik kaldı. Eksik kaldı yani. iki kere 2 dört. Eğitimlerini tamamlama şansı bulmadılar. Bir, onların eğitimlerini tamamlamaları için futbolcuyken de aktif futbol hayatları devam ederken de kursa gitme imkanı. Bunu sağlamak lazım. Aktif futbolcu da bence antrenör kursuna gidebilmeli. İki, gerçi bütün antrenör eğitimleri jira konvansiyonuna tabi. Yani hmm. bununla ilgili bir Pattern var. Slovakya'daki antrenör eğitimleri, İngiltere'deki antrenör eğitimleri, Türkiye'deki antrenör eğitimleri çok farklı değil. Zaten bir uluslararası global UEFA'nın belirlediği paten var. var. Ama gelişmeye çalışmak, geliştirmeye çalışmak lazım. Yani antrenör eğitimleri konusunda da bence biraz daha modernize olmamız lazım. Antrenör eğitmenleri konusunda modernize olmamız lazım. Daha iyi antrenör yetiştirmemiz lazım. Futbolcu yetiştirmek antrenör yetiştirmekten geçiyor. Ee, bu konuda da Almanya'dan özellikle destek almak lazım gibi geliyor bana. Almanya ile ilişkilerimiz var. Stefan Kunz da bu anlamda bir kanal olabilir. Türk futbolu nasıl gelişir sorusuna doğrudan bu cevabı vermiş işte. İnsan yetiştiren insan yetiştirmeniz lazım diyor. Farkında bunun Farioli. 30 30 Çek yaşında genç ya, o da bir bu. adam. Ama evet çünkü oyuncunuz var diyor, yeteneğiniz var diyor ama bunları yetiştirecek insanınız az. Evet. İyi eğitimli bir tek direktör farkı hissedebiliyor, görebiliyor. Özellikle Almanya'dan bu konuda destek almamız lazım gibi hissediyorum. Destek alabiliriz gibi de hissediyorum. Çünkü Hamit Altuntop muazzam bir koz. 40 yaşında çok önemli global bir futbol adamı. Şu an Türk futbolunun beyni. Stefan Kunz muazzam bir koz. Milli takımın tek direktörü Alman. Alman milli futbolcu eski. Almanya Ümit milli takımını uzun süre çalıştırmış. Dolayısıyla antrenör eğitimleri konusunda Hamit Altıntop ve Stefan Kuntz başrolünde. Almanya'dan acaba eğitim modeli mi transfer etmek lazım. Eğitmen mi transfer etmek lazım. Şu antrenör eğitimlerine eminim odaklanıyorlardır. Biraz daha kamuoyuyla paylaşırlarsa bu bilgileri mutlu oluruz. Peki hala o zaman değerli izleyenler bir ara verme zamanı var mı Uğur Bey eklemek istediğiniz bir şey? Şu ana kadar konuştuğumuz konularla bir ara verme zamanı değerli izleyenler aranın ardından da Fenerbahçe' ile devam edeceğiz. Tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. İlk olarak ekranlarınıza Sabah Gazetesi'nin başlığı geliyor. O da şu: Oyun bozan Sinan. Fenerbahçe'nin Efecan'a karşılık Alanya'ya önerdiği Sinan ücreti kabul etmedi. Sağ kanada takviye yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca ile anlaşmasına rağmen imzalar atılamadı. Sarı lacivertlilerin 32 yaşındaki deneyimli isme karşılık önerdiği Sinan Gümüş, Akdeniz ekibiyle ücret konusunda mutabakata varamadı. Aytemiz Alanya Spor yıllık 5,5 milyon lira önerirken Sinan Fenerbahçe'den aldığı 9,5 milyon lirada ısrarcı oldu. Bu nedenle görüşmeler durdu. Efecan'ın transferi de sekteye uğradı. Sinan Gümüş'ün eski kulübü Fraporta Vantalya Spor ile dirsek temasında olduğu ve önümüzdeki günlerde imzayı atacağı kaydedildi. Birçok başka kaynakta da internet sitesinde de Sinan'ın yeni kulübü Antalya Spor diye yazılmış, çizilmiş. Sol tarafta bir başlık daha var. Onu da hemen okuyalım. Rossi ve Crespo kadroya alınmadı. Fenerbahçe Konferans Ligi için 23 kişilik kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Watford'dan dönen Ozan Tufan ve grup aşamasında kadroda yer almayan Serdar Dursun listeye alındı. Crespo, Rossi ve Burak Kapacak ise dahil edilmedi. Fenerbahçe taraftarı Rossi'nin listede olmamasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Kanarya Playoff'ta 17 ve 24 Şubat'ta Slavia Prag'la karşılaşacak. Enteresan değil mi? Sin Sinan sezon başından beri kadro dışı. Hangisini enteresan dediniz? Rossi. Buyurun. Rossi ha. Öbürü de çünkü enteresan da. O da enteresan. UEFA UF, konferanslık kadrosundan başlayayım. 25 Buyurun. kişi normalde hak. Fenerbahçe 23 bildirebilmiş. Az önce bahsettiğim gerekçeler e, rol oynadı burada. 8 tane Türkiye'de yetişmiş olması lazım en az. Bunun en az 4'ü de kulüpte yetişmiş olması lazım. E, kulüpte yetişen olarak da e, 2 oyuncu yazabilmişti Fenerbahçe'ler. Doğru analiz ettiysek listeyi. O yüzden 4 oyuncuyla 2 oyuncu yazabildiğin için 25 değil 23 kişi liste verebiliyorsun UEFA'ya diye düşünüyorum. Miguel Crespo'yu bonservisli transfer ettikleri için liste yazamamışlar. Çünkü UEFA kriterleri çerçevesinde Fenerbahçe sattığın kadar alabilirsin kriteri içinde. Crespo'yu listeye yazabilmek için bonservisli bir oyuncu satması gerekiyormuş. O yüzden Miguel Crespo listeye yazamıyor. Listeye kimlere ekliyor? Sezon başında sakatlığından dolayı yazılmayan Serdar Dursun'u ve en transfer Ozan Tufan'ı ekliyor. E, listeden bir oyuncu çıkarması gerekiyor bu yüzden. Ve tercihini İsmail Kartal Rossi'den yana kullanıyor. Şimdi Rossi sezon başında büyük umutlarla transfer edilmiş. Hatta ilk Avrupa Ligi ilk grup maçına 11'de çıkmış. Antrak Frankfurt maçında en kritik maçına. Sonra sezon devam ediyor. Tek direktör değişikliği oluyor. Konferans Ligi playoff turunda bu sefer liste yazılmıyor. 23 kadro yazılmıyor. Yani Fenerbahçe'de hep dün de konuştuk, önceki gün de konuştuk. Bu tek direktör değişiklikleri büyük de planlama istikrarsızlıklarına sebep oldu. Şimdi Diego Rossi ile ilgili plan nedir mesela? Kafada ne var? Bu oyuncuya yatırım gelecek sezon için yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Gelecek sezon kadrosuna düşünülüyor mu, düşünülmüyor mu? Bu oyuncu şimdi nasıl hissedecek kendini kadroya dahil edilmediği için? Doğrusu kafa karışıklığı. O yüzden taraftar tepki gösterdi kısmı herhalde o yüzden. Birinin çıkarılması lazımdı. Tercih Rossi'den yana kullanılmış. Diğer konuysa biraz daha karışık. Yani Sinan Gümüş meselesi. Biraz daha karışık. Sezon başında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç şöyle konuşmuştu. Yanlış hatırlamıyorsak. Bir oyuncumuz için hatırı sayılır bonservis alıyorduk. Ancak gitmem diye tutturdu. Böyle davranır olursa Mayıs sonuna kadar oturur. Mayıs'a kadar oturur. Sorun çıkartana ben de sorun çıkartırım değil mi? Evet. Ee, bu şekilde, bu minvalde konuşmuştu Fenerbahçe Kulübü Başkanı. Ee, o dönem Sinan Gümüş'ün kastedildiği yazılıp çizilmiş, düşünülmüştü. Ee, sonrasında bir Antalya Spor, bir Alanya Spor. Şimdi herkes Antalya Spor yazıyor, kulüp Fenerbahçe Kulübü, Alanya Spor'la anlaşmaya çalışıyor diye. Hani bazı yerlerde inatlaşma diye de yazılmış, çizilmiş bu konu. Ama herkesin mutlu olacağı şekilde bir çözüm üzerine çalışmak daha mantıklı sanki herkesin bir adım atarak birbirine doğru işleri bu raddeye getirmeden. Hani oyuncular çünkü hangi takımın oyuncusu olursa olsun şey değil biliyorsunuz. Hani ben bunu verdim böyle yaptım sen gelirsin gidersin alırım almam vesaire değil. Yani sonuçta oyuncuların da rızası gerekiyor bu tip Şüphesiz. durumlarda. Dolayısıyla işi eğer ki yani görüyorsunuz açtığınız zaman işte inatlaşma vesaire falan filan yazıyor. Eğer ki böyle bir durum varsa her iki tarafında makul bir ortak paydada da buluşup bunu çözmeleri en doğrusu. Şimdi İşi yanlış hatırlamıyorsam Sinan şey Gümüş yani. Galatasaray'da iyi bir çıkış yapmıştı. En azından bir sezon iyi bir çıkış yapmıştı. 2014-15 sezonunun sonuna doğru. Sonra Galatasaray'da Sinan Gümüş'ten faydalanamadı. Çok doğru. genç yaşta yatırım yaptığı bir oyuncudan, Almanya'dan getirdiği bir oyuncudan faydalanamadı. Çünkü benzer sorunlar yaşadı. Hatırlayın Galatasaray Benfica e, transferi konusunda yaşanan krizler, pürüzler sebebiyle oyuncuyla kulüp arasında Galatasaray'da bu oyuncuyu ne yaptı? Cenova'ya verdi bedelsiz. Genoa'da da forma giyemedi. Cenova'da Antalya'ya kiraladı bedelsiz. Antalyaspor'da Spor'da birkaç maç performansı fena değildi. Cenova'ya tekrar Fenerbahçe'ye verdi bu kez bedelsiz. Yani kariyer çizgisinde baktığın zaman zaten Sinan Gümüş'ün oyuncuya büyük saygı duymakla birlikte şu anda şaşırtıcı mı? Yaşananlar e aslında... bence şaşırtıcı değil. 28 yaşına geldi Sinan. Yüksek potansiyel olduğunu düşündüğümüz bir oyuncuydu. 6-7 yıldır oynadığı maç sayısı toplam kaç? Hangi kulüpte istikrar sağlayıp oynayabildi? Yani maalesef Sinan'ın da böyle bir çizgisi oldu. Böyle bir kariyer çizgisi oldu. İşte Şu anda yaşananlar çok sürpriz Sırf değil. bu bahsettiğiniz, çizdiğiniz harita timeline zaman çizelgesi ve yaşananlar doğrultusunda sezon başında transfer edilmesi de zaten transfer edildiği dönemde de karar Karada demişti yani evet. e, Allah Allah falan diye bir konuşmuştu biz de konuşmuştuk. Kafana yani. silah dayamadı Sinan Sinan'ın transfer etti. Aynen öyle. E sen Sinan'ı transfer ettiysen bir yani kontrat yükümlülükleri sorulu... altına girdiysen. var. Evet. Yani gitmek gibi bir mecburiyeti yok. Onu transfer ederken demek ki o kararı daha iyi gözden geçirmemiş. 9.5 milyon lira yıllık kontratın altına imza atarken daha iyi gözden geçirmen gerekiyormuş. Ne kadar oluyor? 9,5 milyon Lira? Ya şu an için 600 bin euro, 700 bin şey dolar ama o zaman daha yüksekti. Daha yüksek. O zaman çok daha yüksek. Çünkü kur çok değişti. Yani TL olarak atılmak zorunda zaten yasa gereği. Kontratlar öyle yapılmak zorunda ama o gün itibariyle iki katıdır bunun. 1,5 milyon dolar ya da 1,5 milyon euro civarındadır. O gün itibariyle tahmin ediyorum. Bunu zaten net bir şekilde bulabiliriz aslında. Velhasıl e, dediğimiz gibi eğer iki tarafta istemiyorsa zaten bunu bu şekilde değil de mümkün olan en hızlı ve makul şekilde çözmek herkese fayda sağlayacaktır. Ha yok her zaman 600 bin euroymuş. Özür dilerim. 9,5 bin lira şu anki karşılığı. Tabii şu anki kurdan karşılığı. Demek ki o zaman da 600 bin euronun e, gerçi 750 bin euro diyen kaynaklar da var. Evet 750 bin euro diyen kaynaklar daha güçlü. 750 bin euroymuş kontrat yapıldı. Posta Gazetesi Göreve hazırım hocam. Kiralık olarak gittiği Watford'dan geri dönen Ozan Tufan dün ilk idmanına çıktı. Teknik direktör İsmail Kartal'la kısa bir görüşme yapan tecrübeli oyuncu "Tamamen hazır geldim. Hiçbir eksiğim yok. Başakşehir karşısında oynayabilirim." dedi sağlık durumu hakkında hocasına bilgi veren Ozan Tufan, fiziksel ve mental olarak hazırım. İngiltere'de hiçbir antrenmanı kaçırmadım. Görev vermeniz halinde Başakşehir karşısında forma giymek isterim. Söz veriyorum elimden gelenin en iyisini yapacağım dedi. Milli futbolcunun hırsı İsmail Kartal'ı oldukça mutlu etti. İsmail Kartal Ozan hakkındaki son kararını Bugünkü taktik idman sonrasında verecek. Fenerbahçe ile yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürdüğü Ferdi Kadıoğlu'nda mutlu sona ulaştı. 22 yaşındaki oyuncuyla yıllık 18 milyon lira garanti ücret üzerinden 3 senelik sözleşme imzalanacak. Ferdi milli takım tercihini A milli takımdan yana kullandığı için yerli statüsünde oynamaya devam edecek. Rossi'nin liste dışı kaldığını burada şey de yazmış Posta Gazetesi de. Yalnız Efecan gün sayıyor diyor. Fenerbahçe'nin Kadrosuna dahil etmek için büyük uğraş verdiği Efecan Karaca için Alanya Spor teknik direktörü, Aytemiz Alanya Spor teknik direktörü Francesco Farioli'den henüz onay çıkmadı. Farioli tecrübeli oyuncunun takımda kalmasını isterken Alanya Sporla pazarlıklar sürüyor. Fenerbahçe'ye evet diyen Efecan Karaca resmi imza için artık iki kulübün anlaşmasını bekliyor. Sanki takasta anlaşılamadığı için e, bu transfer olmayacakmış gibi de yazılıyordu. Evet. Burada evet. biraz daha farklı bir bakış açısından bakılmış yani e, görüşmeler devam ediyor. E, tek ikna edilmesi gereken Farioli gibi bir şey var. Bakış açısı var. Ve Kasımpaşa ile Eren pazarlığı Fenerbahçe Kasımpaşa'nın başarılı sol beki Eren Elmalı'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Kasımpaşa Eren için 3 milyon euro istedi. Görüşme sırasında bu rakam 2,5 milyon euroya indi. Fenerbahçe yönetimi 21 yaşındaki Eren için 1,5 milyon euro bonservis ya da takas önerisinde bulundu. İki kulüp yönetimi bugün tekrar bir araya gelecek ve son olarak Mesut Özil Başakşehir'e zor. Fenerbahçe dün yaptığı antrenman da Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti. Mesut Özil ve Kaleci Altay takımlar ayrı çalıştı. Gustavo ve Novak bu futbolcuların tedavileri sürdü. Bu dört ismin yarınki Başakşehir-Medipol Başakşehir maçında oynamaları zor. Kanarya Başakşehir maçının son provasını bugün yapacak. Mesut Gustavo Novak dördüncüsü kim? Kaleci Altay. Kaleci Altay. Onun da bir hafta içinde Başlaması, oynaması bekleniyor. bekleniyor. Evet. Çünkü takımla antrenmanlara çıkmış. Doğru. Tabii takım biraz yaşlı. Ee, çünkü saydığınız İsimler. isimlerin Mesut Özil 1988 doğumlu. Dolayısıyla 34 yaşında mı oluyor? Luis Gustavo 35 oldu. 34 buçuk. Ee, diğeri kimdi? Filip Novak. 32 olacak bu sezon. Bahsettiğimiz oyuncular. Ve bu oyuncuların e, Mesut ve Novak'ta son dönemde yapılan transferler yani. Uzun süredir kulüpte olan transferler değil. Şimdi o zaman madde madde devam edersek Ozan Tufan'dan başlayalım. Buyurun. 8 Ocak'ta forma giymiş en son. FA Cup'ta Leicester City maçında. Ama sonrasında Premier League kadrolarına alındı Watford tarafından. Yalnız dakika almadı son müsabakalarda. Halbuki ilk 60 olsun, ikinci 45 olsun Dakika alıyordu ilk gittiği zaman. Zaman zaman, e, özür dilerim, zamanla orta saha rotasyonundaki sıralamasını kaybetti. Watford'da o yüzden yaklaşık bir aydır müsabaka ritmi yok. Antrenmana çıkıyor ama müsabaka ritmi yok. 26 yaşında, Türkiye'de her zaman oynayan bir oyuncuydu. E, tekrar ritmini bulması tabii ki kendisi için, kulübü için, milli takım için hayırlı olacaktır diye umut ediyorum iki i̇ki transfer gündemi bir tanesi Efecan, bir tanesi Eren Elmalı. Malum İsmail Kartal Ferdi ve Samuel bek olarak düşünmediğini ifade etmişti. Onları açık olarak düşündüğünü evet. ifade etmişti. E, Novak'ın da sakatlığı var. Eldas'ta klasik bek olarak bir tek Nazım kalıyor. Ozan Tufan'ın oraya transferi olumlu. Onu sağ bek olarak da düşünebilirsin. Çünkü Ozan Tufan'ın kariyerinde evet ana pozisyonu ön libero ama stoper oynamışlığı da var. Bolca sağ bek oynamışlığı da var Ozan Tufan'ın. Emre Belezoğlu döneminde de geçen sezonun sonunda onu sabekte değerlendirmişti. Yine değerlendirebilir diye düşünüyorum. E, onun dışında da Eren Elmalı'yı da Solbek için takviye etmek istiyor. 21 yaşında Ümit Milli takımında oyuncusu. Kuvvetli, güçlü oyuncu. Ama oynaması lazım tabii ki Eren'in gelişmesi için. Yani dün de ifade etmiştim bir kıyaslama yapmıştım. Rıdvan Yılmaz gibi hazır olduğunu düşünmemek lazım büyük takımda oynamaya. Rıdvan oynatmıyorsun oynatmıyorsun sonra bir oynatıyorsun bıraktığı yerden devam ediyor. Doğru mental olarak çok güçlü. Taktik sonra güçlü, yetenekli. Var. Ama Eren, Eren'in daha gelişime devam ediyor. Eren'in daha yolu var. Ben Eren Ermalı'yı beğeniyorum. Ama yolu var oynaması lazım. Daha bu sezon Kasımpaşa'da düzenli oynamaya başladı. Eren Elmalı'nın yani o yüzden büyük takıma transfer olacaksa da bunu iyi konuşup, değerlendirip, iyi analiz edip oynayabileceği şekilde planlama yapılması lazım. Uğur Bey bir başlığımız daha var Fenerbahçe'den. O da Milliyet Gazetesi'nden geliyor. Derdim aynı, kaderim aynı. Fenerbahçe'de ikinci dönemini yaşayan teknik direktör İsmail Kartal bir kez daha Aynı şanssızlıkla karşılaştı. Tüm hocalara sayısız transferin yapıldığı kulüpte tecrübeli çalıştırıcı yine sessiz kaldı demiş gazete. Şimdi şöyle bir ayrıntıya da biraz bakalım. Fenerbahçe'de ikinci dönemine başlayan teknik direktör İsmail Kartal bir kez daha transferde istediğini bulamadı. 2014-2015 sezonunda olduğu gibi bu sezonda İsmail Kartal'ın eksik olarak sunduğu bölgelere takviye yapılamadı. Özellikle sol bek ve forvette eksikleri bulunan tecrübeli çalıştırıcı bir kez daha acı gerçekle karşılaştı. 2014-2015 sezonunda Aziz Yıldırım döneminde yine istediği transferler olmayan İsmail Kartal, Ali Koç döneminde de aynı kaderi yaşadı elbette hani kendince eksikleri olduğunu düşünen diye eklememiz lazım herhalde buraya. Aziz Yıldırım döneminde İsmail Kartal ayrıldıktan sonra Vitor Pereira'nın takımına 12 transfer birden yapılmıştı. Bu sezonsa Vitor Pereira'nın yerine gelen İsmail Kartal benzer bir durumla karşı karşıya kaldı. Ali Koç yönetiminde sezon başında Vitor Pereira için 9 transfer yapılmıştı. Aynı Ali Koç son 3,5 senede 63 transferle dikkat çekmişti. Ancak İsmail Kartal'ın raporlarına karşın Avrupa listesine sadece Watford'dan dönen Ozan Tufan yetişebildi diyor gazete. Sadece şunu söylemek isterim. O dönemle bu dönemki Fenerbahçe kadrosu elbette aynı değil. Evet. 2013-14'ü şampiyon bitirdi Fenerbahçe. Açık ara şampiyon bitirdi. Nisan'da şampiyonluğu ilan etmişti Ersun Yanal. Ee, o kadroya Diego takviyesi yapılmıştı sadece. Hatta Diego transfer dilinde Ersun hala yeni sezonuna başlayacağını düşünüyordu. Ersun evet. o zaman benim bir e, yemek yeme şansım olmuştu. Hatta şunu konuşmuştuk. Demiştim ki ya Diego hani nerede faydalanacaksınız? Nasıl kullanacaksınız? Sizin sisteminizde 10 numaraya yer yok. 8 numara kullanırım Diego'yu. 8 numarada kullanırım. Dinamizmi yüksek falan demişti. Diego'yu kullanamadan <laughs> yollara ayrıldı. Diego ile çalışma fırsatı olmadı. En azından resmi başlarda. İsmail Kartal geldi. Şampiyon bir takım devraldı yani. Evet. Diego dışına takviye yapılamadı ama Emin ikisi, Kaytı, Sovu ve Bosu o takım iyi bir takımdı. Evet. 2013-14'ü şampiyon bitiren takım. Bu takıma gelirsek Evet tabloda 5. Yanılmıyorsam Fenerbahçe yoksa 4. mü yanlış mı söylüyorum? Lig tablosunda 4. ya da 5. Evet belki tablo öyle söylemiyor bu kez ama yani yine Fenerbahçe'nin kaliteli bir kadrosu var. Ama İsmail Kartal şurada haklı olabilir. Bazı bölgeleri çok zenginken bazı bölgeye biraz zayıf olabilir. Ha bu onu biraz kendi kararları da tabii etkiliyor olabilir. Ben Ferdi ile Samuel'i bek olarak düşünmüyorum. Açık olarak düşünüyorum dediğin zaman zaten bek pozisyon otomatik olarak açık kalıyor. Çünkü Pereira onları bek olarak düşünüyor. Doğru. Orta saha bölgesinde ben iki defansif, bir ofansif oynatacağım dediğin zaman ve orada işte Sosa, Zaits işte Mert Hakan, Crespo, Gustavo rotasyonu bana yeterlidir. Oraya bir orta saha daha lazım dediğin zaman e o zaman transferi de ondan yana kullan. Ozan'ı transfer ettiler. Takviye ettiler. Biraz da İsmail Kartal'ın tercihi. Bana sorarsan en azından bazı bölgeleri çok güçlü Fenerbahçe'nin. Zaten tek direktörde böyle bir şey. Mükemmel takım diye bir şey yok. Sazan Aksu der ki bütün şarkılar eksiktir. Yani tamam şarkı, tamam şiir diye bir şey yok. Bütün şiirler eksiktir. Tamam olma şansı da yok çünkü yazılı metindir. İnsan yazmıştır. Ee, kutsal olmana göre, ilahi, ilahi olmandan göre bütün metinler eksik olmaya mahkumdur. Mutlaka bütün... daha iyisi olur anlamında mı? mükemmel şiir, mükemmel metin diye bir şey yok. İnsanda uyandırdığı tatmin duygusuyla kıyaslanabilir mi peki? Yoksa tamamen daha felsefi bir bakış Görelidir bence bu. bu. İnsanda Bak. uyandırdığı tatmin duygusu hangi insanda? görelilik içeriyor. Sonuçta insanlar İzir için yazılıyor içeriyor. her insan için. Bir genelleme yapmak mümkün Eksik değil. Eksik olması da bu yüzden zaten. Eksik Şimdi olması, insan yazıldığı için ve insan için yazıldığı için. Futbol takımları da bence her zaman eksik olmaya mahkumdur. Tarihinin iyi takımı denilen veya öyle iddia edilen. 70'lerin Hollanda'sı da muhtemelen eksikti. Ben izlemedim. Ee, 2009-2011 Barcelona'sının da eksikleri vardı. Mesela boyları kısaydı. Yani hiçbir takımın tamam olma şansı yok onlarına. Duran top zafiyeti vardı. Ve hangi hocaya sorarsan sor transfer isteyecektir muhtemelen. İster. Hiçbir takım %100 aynen söylediğiniz gibi tamam değil. Derinlik ister her takım. Yani 11 kişiden ibaret değil. Fenerbahçe'nin de İsmail Kartal'ın da bence yapması gereken her tek direktörün yapması gerektiği gibi güçlü yönlerini ön plana çıkartan zayıf yönlerini saklayan bir oyun. Zaten futbol temel amaç budur. Yani Vitor Pereira geliyor diyor ki şimdi Vitor Pereira'ya dönüyorum ama son çalışan tek direktör o olduğu için ben diyor ve biraz da travmatik 3, 4, bir 4 2-1 oynayacağım. Şimdi Sayın Pereira bir formasyon neye göre belirlenir? Bir takım formasyon neye göre belirlenir? Ben 3 stoper kullanacağım diyorsan çok sayıda stoperin olması lazım iyi. O bölgede gayet iyiydi mesela. Ama iki kanat pek kullanacağım. Bunlar 100 metre oynayacak diyorsun. Orada oyuncun eksik. Veya ona uygun oyuncu yok. Ferdi ile Samuel'i oraya devşireceğim diyorsun. Ya da Merkezin çok kalabalık ama o merkezden az oyuncu kullanıyorsun. Yani Mesut'u var, İrfan'ı var, Mert Hakan'ı var, Crespo'su var, Gustavo'su var, sezon başı itibariyle Ozan da vardı, Zayt'sı var. Ee, kimi saymadım? Crespo şey dışında kaldı, Meyer ayrıldı takımdan. Max Meyer'i aldırdı. Bu kadar oyuncu vardı. Bu kadar oyuncu varken bakıyorsun Fenerbahçe o kaynakları verimli kullanmıyor. Ön tarafta 7 oyuncusu var. Serdar Dursun, Valencia, işte Rossi, Berisha. Berisha, Mesut Özil, İrfan Kahveci. Üçünü kullanıyor sadece. Bu değil. Tek direktörlük formasyon kaynaklarının verimli kullanımı üzerine kurgulanması gereken bir kavram. İsmail Kartal'ın da şu anda yapması gereken bu. Fenerbahçe'nin neresi güçlü? Hangi pozisyonu güçlü? Nerede benim zenginliğim var? O zenginliği ön plana çıkartmalı göstermeyin. Emre Belözoğlu bunu yaptı. Geçen sezon 10 maç boyunca. Emre Belözoğlu baktı takıma. Ya dedi benim çok fazla sayıda yetenekli merkez orta saha oyuncum var. Bunları maksimum kullanmam lazım. Mesut Özil, İrfan, Mert Hakan, Pelkas, Sosa'yı bir arada oynattı ilk 11'de. Önlerine de Valencia'yı koydu. 4-6-0 gibi oldu. Benim beklerim sıkıntılı dedi. Ozan Tufan'ı bek kullandı. Onu da sahada kullanabilecek formülü üretti. Ve 10 maç 23 puan şampiyonluk yarışına katılan nispeten iyi oynayan Fenerbahçe yarattı. Şu o anda araya Pereira'nın girmesi ve bambaşka bir şey yapmaya çalışması ve bu doğrultuda dünya kadar transfer hem gelme hem gitme anlamında yapması hocanın bugünkü kendi bakış açısında yaşadığı sıkıntıyı Evet oluşturdu. İsmail Kartal belki Emre Belözoğlu'ndan devralıyor olsaydı sezon başında belki onun bir devamlı olurdu. Oyun oyuncu devamlı olurdu. Ama Pereira oyun oyuncu devamlılığına çok fazla anlam yüklemedi. İlk 11'i de tamamen değiştirdi. Ve o şey oyuncuların kırdı. pozisyonlarında. O döngüyü, o döngüyü devamı döngüyü kırdı, kırdı, devamlılığı kırdı. Emre Belözoğlu'na bir devamlılık sağlansaydı dediğiniz gibi yeni gelen tek törtür, onun üzerine bir şey inşa etseydi, geliştirseydi Emre Belözoğlu'nun oyununu. Sezon başında beklenti oydu, öyle bekleniyordu. Evet. Sanki olması gereken de oydu. Yani. Ali Koç yönetiminin birçok hatası var ama yaptığı en büyük hatalardan biri de 2021 yazında tek direktör görüşmeleri sırasında masaya oturup Vitor Pereira'ya ya da görüştü tek direktörlere ya biz ligi neredeyse şampiyon bitiriyorduk. Neredeyse detaylarda kaybettik. Bir Sivas maçında kaybettik. Ve fena oynamıyorduk. Doğru. Bizim yeni tek direktörümüzün bu kazanımlardan faydalanması ve üzerine kat çıkması lazım dememeleri. Ali Koç yönetiminin son ve en büyük yaptığı hatası bu oldu galiba. Çünkü doğru yol bulunmuştu. Evet. İşleyen model bulunmuştu. Birçok oyuncudan verim alarak yapılıyordu bu ve işliyordu. Zaten Emre Berezoğlu yolları ayırma. Niye ayırdın? O da ayrı konu da. belki hani tercih Hadi meselesidir. Evet. Tercih meselesidir. Anlaşılamamıştır vesaire. Onu bir kenara bırakalım da doğru yol, doğru model, doğru formül bulunmuşken evet. sağlaması yapılmış bu formül. Hani bilim insanların e, insanlarının yaptığı gibi yaparsın deneyi. Aha oldu bu iş sağlamasını yaparsın. E tamam gibi bir durum var ortada. Bilimsel olarak da ispatlanmış bir durum vardı sanki. Benzetme Bence yapacak olursan. olursun. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bu, bu, bu Amerika yeniden keşfetme düşüncesi. Vitor Pereira ile çok yıkıcı oldu. Fenerbahçe'nin kazanımlarını da yıktı, evet. elde kazanımlarını da kaybettirdi. Yıkıcı Oyuncuların oldu. performans ve moral seviyeleri de düştü. Formasyon istikrarı da kalmadı, oyun istikrarı da kalmadı ve Amerika'yı yeniden keşfetmek zorunda kaldın. Şubat 2022 şey, itibariyle fiziksel olarak hem de mental olarak gereksiz şey ödendi. Bedel ödendi. Evet. Maalesef öyle. Şimdi Real Madrid'de tek direktör değiştiği yaptı. Ancelotti geldi. Çok büyük bir tek direktör. 5 ligde çalışmış. 4'ünde şampiyonluk kazanmış. Var olan kazanımları korudu. Üzerine bir takım eklemeler yaptı. Şu an Real Madrid lider. Çok başarılı mı tartışır tabii ki. Yeni kupadan elendi. Tüm cephelerde muazzam gitmiyor. Ama takviye yapmadan, transfer yapmadan bu çok önemli. Transfer yapmadan, oyuncu kaybederek Real Madrid Şimdi Regiyonu tekrar geri almaya çalışıyorlarmış. Ben bu programda Regiyonla Hakimi Keşke Real Madrid kaybetmesi dediğimde insanlar tepki <laughs> gösteriyorlardı. Hakimi uçtu gitti. Avrupa'nın önemli beklerinden biri oldu. Regiyonu Real Madrid geri alma opsiyonunu kullanmayı düşünüyormuş. Neyse bu başka konu. Oyuncu kaybederek, Regiyon gibi, Hakimi gibi, Ödegard gibi oyuncularından faydalanamayarak eksilerek kadrosu Real Madrid çoğaldı. Eksilerek çoğaldı. La Liga'da şu anda lider. Şampiyon olursa ki büyük bir ihtimal olacak. Ancelotti 5 büyüklükte şampiyon ilk tek direktör olacak. Bunu nasıl başardı? İşte Pereira'nın düştüğü hataya düşmedi. Eldeki kazanımları korudu. Üzerine kat çıktı Ancelotti. Yapılması gereken şey buydu. Devrimsel hamle yapmanın manası yok. Bazı şeyler oturmuş gidiyorken yolunda. Tamamen yıkıp yepyeni bir yapı kurmanın bu da bu kadar radikal bir hamle yapmanın hiçbir manası yoktu ama işte olan oldu artık yani bu saatten sonra. Bak Şimdi tekrar de, altın İsmail çiziyorum. Da onun sıkıntılarını yaşıyor doğal olarak. Tekrar altını çiziyorum. Real Madrid transfer yapmadı iki yıldır. Bak Real Madrid dünyanın en zengin kulübü, en büyük markası. FIFA tarafından 20. yüzyılın kulübü seçildi. Transfer yapmadı. Real Madrid transfer yapmadan bu dönüşümü gerçekleştirdi. Çünkü var olan kazanımları korumak suretiyle Zidane, özür dilerim Ancelotti üzerine kat çıktı. O zaman bir araya gidelim değerli izleyenler. Şimdi hemen şuradan bakıyorum Fenerbahçe yarın. Az önce de okuduğumuz üzere Medipol Başakşehir takımıyla karşı karşıya gelecek İsmail hocanın nasıl bir 11 ile hangi oyuncu tercihleriyle sahada olacağını yarın hep beraber göreceğiz diyelim ve bir araya gidelim aranın ardından da Beşiktaş'ta devam edeceğiz. Sabah gazetesi geliyor ekranlarınıza. Size okuyacağımız ilk başlık köprüler atıldı. Beşiktaş yönetimi ücret konusunda anlaşamadığı kaylarına rest çekti. Siyah beyazlıların 1 milyon 750 bin euroluk önerisine karşılık 2,5 milyon euroda ısrar eden Kanadalı Yıldız'a ister kabul et ister git cevabı verildi. Son görüşmede futbolcu cephesine bizim şartlarımız belli, kabul ederseniz sözleşme yenileriz, etmezseniz de siz bilirsiniz, istediğiniz gibi hareket edebilirsiniz mesajı verildi. Bu gelişmenin ardından Larry'nin menajeri kulüp arayışlarına başladı ancak şu ana kadar Arap Yarımadası dışında tatmin edici bir teklif gelmedi. 26 yaşındaki forvetin adı Galatasaray, Lokomotiv Moskova ve Krasnodar gibi kulüplerle anılıyordu demiş gazete. Sol tarafında hemen... Maaşında indirim yap seni alalım. Beşiktaş'ın listesindeki bu penzaya bir şartı var. Kartal, Al Arabi takımında 2 milyon euro ve yüksek bonuslar kazanan Gabonlu futbolcuya 1,5 milyon euroluk teklifle gitmeye hazırlanıyormuş. Habere göre pekala eğer teklifi kabul ederse doğal olarak olacak bu transfer diyor. Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden Adem Layıç, Özdür Kablo Yeni Malatyaspor ve GZT Giresunspor'un tekliflerini kabul etmedi. Özgür Kablo Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Transfer zorla yapılmaz. Layıç bizde kara, e, bize kararsız kaldığını söyledi. Oyuncu istekli olmazsa verimli olamayız." dedi. Layıç daha önce de Medipol Başakşehir'in teklifini kabul etmiş ancak Beşiktaş'la alacakları konusunda anlaşamadığı için bu transfer gerçekleşmemişti. Ve hiç gitmemekte direniyor başlığıyla aktarmış gazete. Larin ve Bupenza ile başlayayım. ...tabii biri Kanadalı kendi ...Konkakaf elemelerinde tarih yazdı. Kanada'da Amerika'da şu anda artık Dünya Akbası'na çok yakınlar. 2022 Dünya Akbası bileti almaya çok yakınlar. Larin ülkesinin gelmiş geçmiş en golcü oyuncusu oldu. Sanırım 26 yaşında bir insan şüphesiz ki genç, genç insan yanlış anlaşılmasın. Futbolun evet olgunluk çağında ama genç bir insandır. Kariyere ile ilgili kritik bir karar verecek. Biraz kafasının karışık olması normaldir. Beşiktaş yönetiminin de bu konuda makul davranacağını, olumlu davranacağını, Kyle hani bu görüşmeleri bir süre daha sürdüreceğini, konuşacağını, kariyer planlamasında oyuncu anlamaya çalışacağını umut ediyorum. Çünkü empati kuruyorum. İlerinle. Kanadalısın, 26 yaşındasın birkaç gün önce kendi ülke tarihinin en golcü oyuncusu konumuna gelmişsin. 2021'in milli takımlarda en çok gol atan oyuncusu olmuşsun. Öyle bir istatistiğe de ulaştı. En fazla uluslararası medyada haber olduğun sene. Doğru. Kendini bir star gibi hissetmeye başladığın an. Sonuçta Amerika'da MLS'leri ilerken, e, özür dilerim MLS'de oynuyorken, et yaparken filan. Sonuçta sadece Kuzey Amerika'da tanınan ve orada bilinen bir oyuncu. Ama şimdi Avrupa medyasında kendine yer bulmaya, sizlerle yer bulmaya, adanılmaya başlanınca Kanada milli da beraber. Onun da biraz kafasının karışması normal. Bu görüşme herhalde biraz daha sürecektir. O yüzden Larin cephesinden, Ler'in kendisinden de ben e, bir şey duymadığımız için henüz bu Türk medyasında oyuncuya karşı olan, tırnak içinde söylüyorum acımasız tavır biraz beni üzüyor. Ya da ben fazla duygusal davranıyorum herhalde. Söylemeye... Yani niye oyuncuya yakalaya git dendi filan. Abi ne? Bu da insan yani. Çok haklısınız. %100. Ve bunun da bir tane hayatı var. Yüzde yüz. Bizde bak biraz daha taraftar odaklı yaklaşım olduğu için hani önemli olan kulüplerdir, önemli olan formalardır, önemli olan armalardır. Biz burada e, seni memnun etmek için değil, senin bizim için, camia için, kulüp için çalışman gerekiyor. Yaklaşımı sattığı için belki biraz bu şekilde evet. bir yaklaşım var ama, ama gerçek mi? Gün sonunda herkes insan o oyunlarda gerçek. insan ve kimse zorla transfer edilmiyor vesaire vesaire. Ve ayrıca profesyonel ilişkiler bunlar. Aynen yani kulübün öyle. de olayın böyle bakılmasına çok ihtiyacı var mı? Herhangi bir kulübün, lerin ve Beşiktaş özelinde konuşmuyoruz. Herhangi bir kulübün de böyle bir bakış açısına ihtiyacı var mı? Bilmiyorum açıkçası. Ya profesyonel olmak her zaman kazandırır, herkese kazandırır. Bu El şekilde evet. yürümez yani işler. El Duygusal evet. olmasını bekleyemezsin bu şekilde. Belki de Beşiktaş yönetimi de öyle bakmıyordur yani. Özellikle zannetmiyorum. Empati kurabiliyorlardır zannetmiyorum. oyuncuyla herhalde. Ya oyuncu hayatının en şu an çılgın dönemini yaşıyor. Son dönemde çünkü kulüplerimizin profesyonellik konusunda daha eee ibreyi bu tarafa çevirdiklerini yani profesyonelliğe çevirdiğini söyleyebiliriz. Tabii. Dolayısıyla zannetmiyorum böyle baktığını. Şimdi bak genç insan. Burada genç çocukları görüyoruz burada çalışan. Sürekli ellerini telefon, sosyal medyada bakıyorlar değil mi? Sağa sola bakıyorlar. Bunlar da kendi isimleriyle ilgili ne yazılmış bakmıyor mu? Kaydilerin sabahtan şaka şey bakmıyor mu? <laughs> Şimdiye kadar hayatı boyunca sosyal medyada muhtemelen onunla ilgili bu kadar şey yazılmamıştı. Şu günlerde hayatının rekorunu görüyor. En fazla konuşulduğu günler. Kendi ülkesinde de Kuzey Amerika'da da en fazla tanındı. Avrupa'da tanınmaya başlandı. İnsanların artık farkına varıldı. Şimdi Larin bakıyor sosyal medyaya. Ya diyor ben artık diyor başka seviye bir oyuncuyum diyor. Çok doğal böyle hissetmesi. Çünkü ya bu güzel da işler gurur başardı. veriyor. Gurur veriyor, heyecanlanıyor. Bundan sonraki imzası için daha fazla düşünüyor. Daha fazla kafası karışıyor. Bundan sonra hayatında atacağı adım ne olacak? Acaba 5 büyüklük şansım olur mu diyor. Acaba bir gün Premier League'de oynar mıyım diyor. Bunları düşünüyor muhtemelen oyuncu. Dolayısıyla bence empati kurabilmek lazım. Biraz zaman alır. Bence Larin sözleşmesinin biraz zaman alması normal. Belki de sadece maddi değildir mesele. Olabilir. Bilmiyorum acaba mesele maddi mi? Sadece değildir belki de. Yani oyuncuyu da bir duymak, dinlemek lazım gibi geliyor bana. Menajerler için maddi olabilir. Ben menajerleri kastetmiyorum. Menajer kazandığı paraya bakıyor olabilir ama oyuncu için acaba mesele esasında ne? Onu da bilmek lazım gibi geliyor bana. Beşiktaş'tan bir diğer başlığımız Foto Maç gazetesinden geliyor. Ekranlarınıza Onyekuru harekatı demiş gazete. Beşiktaş, Nijeryalı yıldız için Olympiakos'un kapısını çalıyor. Lerin'le henüz anlaşamayan siyah-beyazlılar eski Galatasaraylı Henry Onyekuru için Yunan temsilcisiyle görüşmeye başladı. Monaco'dan Olympiakos'a transfer olan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusuna Getson Fernandez gibi yeni sezon için satın alma teklifi yapılacak. İki farklı teklif sunulacakmış. Şuradan bakıyorum neymiş? Ee, siyah beyazlıların ya bir sene kiralık artı satın alma opsiyonu ya da direkt bonservis artı satıştan pay teklifi yapılacağı belirtildi. Açıkçası Beşiktaş teknik heyetinin bu transfere yapmayı düşündüğünü ben zannetmiyorum. Onyekuru'nun Beşiktaş'ın oynadığı oyuna uygun bir oyuncu olmaması hasebiyle başka bir sebepten değil. Yani zannetmiyorum Onyekuru isteyeceğini e, ee, diğer bir haber az önce de okumuştuk. Bu Penza'ya kanca diye Beşiktaş yönetimi 25 yaşındaki Gabonlu golcü için düğmeye bastı. Ancak burada da yine demin okuduğumuz gazetede olduğu gibi mali koşulların öne çıkabileceği yazılıyor. La hiç ısrarla gitmiyor başlığını burada da Fotomaj gazetesi de yazmış. Bakayım onlar ne yazmışlar? Eee... Giresun Spor'da, şuradan baştan okuyayım da Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Adem hiç yapılan son iki teklifi de reddetti. Öznur Kablo yeni Malatyaspor. Beşiktaş'ta anlaşmaya vardı ancak oyuncu'dan olumsuz yanıt aldı. Giresunspor'da Spor'da Beşiktaş'ta anlaşma sağlanmasına rağmen 30 yaşındaki oyuncu bu teklifi reddetti. GZT Giresun Spor'da da reddetmiş. Layıç daha önce Medipol Başakşehir'in teklifini kabul etmiş ancak Beşiktaş kulübüyle anlaşamamıştı diye yazmış. Benzer ifadeleri e, kullanmış fotomaç gazetesi de. Ne dersiniz Uğur Bey? Onyekuru ve Bupenza iki Bupenza farklı Bupenza ile devam edeyim. Buyurun. O da 24-25 yaşında. O da geçen sezon kariyerinin en çılgın dönemini yaşadı. Bir anda beklenmedik bir şekilde süperstar en azından Star Bir çıktı için star yani. seviyesine çıktı. Milli takımının direkt santrforu oldu. Milli takımıyla da yeni Afrika Uluslar Kupası'na bütün maçlarda ilk 11 oynadı. Burkina Faso'yla da son 6'ya kadar gittiler. Son 6'ta da penaltılarla kaybettiler Burkina Faso'ya. Gabon takımıyla. İyi iş başardı yani Gabon. Gruptan namalup çıktı. Sonra penaltılarla eğlendi. O da bütün maçlarda ilk 11 oynadı. Pekala Süper Lig'e dönebilir. Bu Penza ile ilgili hani oyun seviyesi anlamında olumlu durumda olun düşünüyorum. Onyekuru ile ilgili ise aynen siz gibi. Ben de çok olumlu düşünmüyorum. Mantıklı bir transfer değil sanki. Oyuncudan Çünkü şimdi çok fazla yer değiştiriyor birincisi. Ya 2018 yazında Galatasaray'a geldi. 12 ay Galatasaray. Ondan sonra Everton bir ay Everton kadrosunda görünüyordu. Oynamadı. Ondan sonra Monaco 4 ay Monaco kadrosuna geldi. Tekrar Galatasaray'a kiralandı. 4 ay Galatasaray'da kaldı. Tekrar Monaco'ya geri döndü. 4 ay daha Monaco'da kaldı. Tekrar Galatasaray'a kiralandı. 4 ay daha Galatasaray'da oynadı. ve düşüktü bu sebep performansı hatırlayın. Doğru. Olympiakos'un nasıl olduysa 4,5 milyon euro verdi transfer etti. 4-5 aydır da orada. Şimdi Olympiakos bu 4,5 milyon euroluk yatırımını geri almaya çalışıyor. Yani... E, bu veriler ışığında Henry Onyekuru'nun aidiyet duygusunun çok güçlü olmadığı ortada. Çok istiklarlı performans ortaya koyamadığı ortada. Olympiakos buraya yakın seviyede birlikte e, %25 ilk 11'de çıkmış. Dakikaların %27'sinde oynamış. Sıfır gol sıfır asist. Çok makul bir haber olarak iddia olarak görünmüyor. Öyle Dolayısıyla. Yok. Şimdi ha ha bu penzayı konuştuk zaten tamam. Beşiktaş'la ilgili başka başlığımız var mı? Başka başlığımız yok. Şimdi ne yapıyoruz o zaman? Fanatik gazetesine ve Trabzonspor'a gidiyoruz. Değerli izleyenler, Abdullah Avcı'nın aklı orta sahada başlığı atılmış. Trabzonspor'un hocası yarınki Kasımpaşa maçında sahaya süreceği 11'i netleştirmeye çalışıyor. Savunmayla hücum hattı büyük oranda belli ancak orta saha için Abdullah Avcı kararsız. Merkezde Dorukan'ın yeri garanti görünürken diğer iki formaya 4 aday var. Bakasetas, Yunus Mallı, Siopis ve Abdülkadir Ömür. Marek Hamşik. Hamşik. Onun durumu ise ağrıları geçmedi ve oynaması şimdilik zor. Bakasetas'tan müjde demiş. hatırlayacaksınız. Pozitif çıkmıştı testi. Dün yapılan ilk testi negatif çıkan Bakasetas bugün nihai teste girecek ve yine sonuç negatif olursa takıma dönecek. Yunus Ballı lig arasında hiç idmanı kaçırmadı ve performansıyla 11'i zorluyor. Sakatlıktan kurtulan Abdülkadir Ömür oynamayı çok istiyor. Siyopis'te Galatasaray maçının ikinci yarısındaki performansıyla formaya yakın. Taraftarın dört gözle beklediği Marek Kamşik ağrıları geçmedi ve oynaması şimdilik zor. Peki... İzolasyon sürecinde bireysel çalışmalar yapan Bakasetas testinin negatif çıkması halinde bugün son taktik idmanda fiziksel açıdan da iyi görünürse 11 başlayabilir. Ancak bir de savunma konusu var. Üçüncü yerli Bakasetas, Dorukan, Siopis üçlüsünü oynatırsa üçüncü yerli zorunluluğundan stoperde Densville'in yerine genç Ahmetcan Kaplan formayı alacak. Yani biraz Galatasaray maçının ikinci yarısı gibi bir durum ortaya çıkabilir diye yazmış özetle gazete. Orta üçlü Dorukan'ın yeri garanti. bence Siopis'in de yeri garanti. Üçüncü forma için Abdülkadir ve Bakasetas opsiyonları var. Yunus'un başlayacağını çok tahmin etmiyorum. E, Bakasetas da uzun zamandır takımla antrenman yapamadığına göre ya orada Abdülkadir Ömür'ü başlatıp stoperde densile göre verecek ya da orta sahada Bakasetas riskini alacak antrenman eksi olmasına rağmen stoperde Ahmet Can'ı oynatacak Abdullah Hoca. İki opsiyon oldu ortada. Ee, tabii ki son karar Abdullah Hoca'nın ama Ahmet Can da bu iyi performansların ardından oynamaya devam ederse 2003 doğumlu stoper. Hazır baka antrenman eksiği varken, müsabaka eksiği varken faydalı olacaktır Ahmet Can için. Uğur Bey bu arada bir son dakika gelişmesi yansıdı. Ekrana Göztepe Kulübü Galatasaray'dan Aytaç Karay'ı kadrosuna kattı diye. Çok fazla forma şansı bulamamıştı evet. Fatih Hoca ile. Domenek Toren geldikten sonra farklı e, formasyonlarda denedi. Aytaç'ı anladığımız kadarıyla o da çok fazla verim alacağını düşünmedi ki böyle bir şey gerçekleştirildi. Peki ayrıntısı iyi var mı Aytaç'ın ama çabuk değil. Yani o yüzden Dominik Torrent'in de oyununda e, orta sahada mesela Emre Kılınç sürpriz bir şey yapabilir, çıkış yapabilir. Emre Kılınç'ı daha fazla görebiliriz merkezde. Aytaç'ın oynayabileceğini ben çok ihtimal vermiyordum. Sevgili Kutlu Akpınar muhabir arkadaşımız aktarmış. Ayrıntılar gelince birazdan e, yani bizim programımızın süresi içinde gelirse onları da paylaşırız. Sizlerle bu sıcak gelişme olarak hemen size aktarmış bulunalım. E, Trabzonspor'da kalmıştık Uğur Bey. Orta saha kurgusunda çok fazla Galatasaray maçının ikinci yarısında olduğu gibi bir kurgu muhtemelen daha makul gibi görünüyor diye özetleyebilir miyiz? Ahmet Can'ın oynadığı stoperde. Şüphesiz bu sezon üç yerli zorunluğu var. Testi. Gelecek yıl 4 yerli zorunda olacak Bak, ilk 11'de. Biz. Trabzonspor zaten gelecek sezon planlaması için de işte o pozisyona Tahay'ı da transfer etti. Yine bir başka 2003'lü Center for Forvet alternatif olarak Batuhan'ı da transfer etti. Zaten gelecek yıl herhalde sayıda artacak. Genç ve yerli oyuncu sayısı artacak. Ahmet Can'ı oynatmak demek sadece bu yılı değil gelecek yılı ve gelecek yılları da kazanmak demek. Çünkü Süper Lig'de statü değişikliğiyle beraber 21 yaş altı Oyuncu zorunluluğu da gelecek ilk 11'e. İlk 11'de bir tane 21 yaş altı oyuncu kullanmak zorunda kalacaksın. O yüzden de yani Abdullah Hoca'nın muhtemelen bu planlamaları da yaptığını gerek transferde gerekse Ahmet Can'a daha fazla dakika verme tercihinde bu yeni statü düşüncesinde etkili olduğunu tahmin ediyorum. Diğer kulüplerin de e, bu özenle hareket etmeleri gerektiğini belki de ettiklerini söyleyebiliriz. Bir sonraki sayfamız Fanatik Gazetesi'nden Tröntsen kalmak istiyor. Kadrosunda 14 yabancı bulunan Trabzonspor, Tröntsen'in ayrılması halinde yabancı stoper konusunu tekrar gündemine almıştı. Ancak Norveçli oyuncunun gitmeye sıcak bakmadığı ve kulübe de somut bir teklifin gelmediği öğrenildi. İsteyeni var ama demiş. Bakayım kim istiyormuş? Tronsen için bazı Süper Lig kulüplerinin devrede olduğu konuşulsa da oyuncunun tutumundan dolayı Trabzonspor'a somut bir teklifin gelmediği öğrenildi. Bordo mavililer ara dönemde 8 ismi kadrosuna katarken stopere genç isim olarak Bursaspor'dan Taha Altı kardeş alınmıştı 18 yaşındaki oyuncu. E, Tronsen'in e, biraz sanki sakatlık problemi tekrarlayan bir sakatlık problemi varmış gibi oldu. Doğrusunu söylemek gerekirse. Yani böyle bir tespit yapmak belki haksızlık olacak oyuncu ama geride bıraktığımız ilk yarı itibariyle hocanın çok da güvendiği oyuncuların başına gelmediği kesin. <laughs> Güvenebildiği oyuncuların başına geldi gelmediği. Orta saha gelmedi. orijinli. Bek olarak kullandı. Evet sorumluluk bilinci yüksek. Evet güvenilir bir karakter. Ama Puhaç transferi de mesela çok fazla yerli kontenjan dikkate alınmadan ya da belki e, dikkate alınmıştır da başarılamamıştır. Mesela sol bekte de acaba yerli oyuncu bununla bilseydi belki planlama daha farklı yapılırdı. Puhaş transferi de olaya yapıldı yabancı. Yani Trabzonspor hangi üç yerli, hangi üç pozisyonda yerli kullanacağını herhalde tam anlamıyla karar veremeden yaptı. Bu hamleler. Şimdi hangi üç yerli kullanacak Trabzon? Bir tane kalecisi var yerli. Doğru. Kesin. E orta sağ rotasyonda bir yerli Berat Yara Doğru Kanı kullanıyor. İki. Ama üçüncü yerli hangi pozisyonda kullanacak? Daha ilk yarının başlarında stoperde bizim tavsiyemiz, tavsiye demeyeyim estağfurullah bizim düşüncemiz en azından stoperde hocanın. Evet, hep dile getirdin evet, sen evet. Ahmetcan'ı. Evet. Defalarca haftalarca dile getirdin. O Hatta o konuştuktan sonra hoca da o hafta denemişti galiba değil mi? Ve evet. eksiksiz oynadığını görmüştük şeyin. Şimdi sol beke yerli kullansa diyorsun sol beke poğaç çalınıyor. Stoperde yerli kullansa diyorsun şimdi yabancı stoper diyor haber. Acaba nasıl çözecek Trabzonspor üçüncü yerli meselesini? Ki bu yıl üçüncü yerli meselesini çözmesi lazım. Gelecek sezonda dördüncü yerli meselesini çözmesi lazım. Tamam bir orta saha tamam bir kaleci tamam ben o üçüncü pozisyonu anlayamadım. Hangi pozisyonda yerli kullanacaklar? Orada sanki ya planlama böyle değil ya da planlama hatası yapılıyor. Ya da Dorukhan'ı sağ bekeme kaydıracak ama elde de e, düzenli oynayan bir sağ bekin var. Bu arada e, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Bey de Ahmet Ağoğlu'nun da testi pozitif e, çıktı. Geçmiş olsun diyelim, acil şifalar dileyelim. İnşallah en kısa şekilde, sağlıklı bir e, şekilde görevine, hayatına geri döner. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletelim buradan Ahmet Bey'e, Ahmet Ağoğlu'na. Uğur Bey bu akşam haftanın açılış maçında az önce de izleyicilerimizle paylaştık. İttifak Holding Konya Spor, GZT Giresun Spor karşı karşıya gelecek. Dün genel basın turunda Konya e, gazetelerinin... Ağırlıklı olarak transferle alakalı girişimlerden sonuç alınamadığı şeklinde ne kadar girişim yapıldıysa sonuç alınamadığı şeklinde bir haber ya da haber sayfaları okumuştuk. Az önce gördüm Milliyet Gazetesi'nde Konya Spor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçe'nin bazı açıklamaları var. Müsaadenizle bu akşam da maç var. Onu da hızlıca okuyayım size. Şimdi transferle alakalı daha doğrusu baştan okuyayım da kesinti olmasın. İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökşen şampiyonluk gibi bir ibareyi kullanmak belki çok doğru olmayabilir. Çünkü önümüzde daha 14-15 maç var. Bunların hepsini topladığınızda toplamda çok büyük bir puan skalasına ulaşıyorsunuz. O yüzden şimdiden böyle yani şampiyonluk meselesinin konuşulmasının ben çok doğru olmadığını düşünüyorum ama Konyaspor ister istemez bir yarışın içinde tabii ki olacaktır dedi. Transferle alakalı olarak Transferle ilgili ara dönem başlamadan önce hocamızdan rapor istemiştik. Belki bir transfer yapılacağı belirtilmişti. Biz de bu noktada çalışmalarımızı yaptık ama elimizde olmayan sebeplerden dolayı takımımızdaki bazı mevkilerde boşalmalar oldu. Bunlarla alakalı takviyeler yaptık. Ben transfer noktasında takımımızda çok elzem bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Forvet hattımızdaki önemli isimlerden bir tanesi Sokol Çikaleşi. Kendisiyle iki yıllık sözleşme yeniledik. İnşallah bu sözleşmenin yenilenmesiyle birlikte kendisinden daha fazla performans bekliyoruz sözleri var. Konyaspor ee, Konya Spor Başkanı Fatih Özgökçen'in bir de şurada Ahmet Çalık'ın vefatının ardından hem biz hem teknik ekibimiz futbolcu arkadaşlarımızla devamlı diyalog içerisinde kaldık. Tabii ki bu elimizde olmayan bir hadise. Tekrardan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anki durum itibarıyla takımımız yeniden lig yarışına tam anlamıyla konsantre olmuştur. Ve son cümlesine aktarıyorum. İlhan Hoca, İlhan Palut başarısız da olsa biz yönetim olarak onunla devam edeceğiz. Başka takımların hoca değişiklikleri onların kendi iç meselesidir. Biz hocaların çok sık değiştirilmesini takımlara faydadan çok zarar sağladığını düşünüyoruz demiş Fatih Özgökçen. Şimdi bir kanat oyuncusu takımın oyun lideri Serdar Gürler. Bir de maalesef stoper genç kardeşimiz Ahmet. Konyaspor'un ee, Konya takviye etmesi gereken bölgeler. Hiç takviyeye ihtiyaçları yoksa bile başkan iddiası söyle ya. Başkan öylemiş ya Alper'in yerine Albert Kalın da sol beki. Onu hariç tutabiliriz. Ama takviyeye ihtiyaç yok diyor. Hamilton'u aldılar kanat hücumcusu olarak. Tabii ki Serdar'la bence aynı seviyede değil. Stoper pozisyonda yeni gelen oyuncu ön libero Uğurcan ama stoperde oynayabiliyor. O Uğurcan ilk yarıda oynuyordu ön libero. O da stoperde oynayabiliyor. Belki onları oralarda kullanmayı düşünüyor olabilirler. Kullansınlar da genç oyuncular, yerli oyuncular daha fazla oynasınlar. Ama şunu da naçizane söylemek durumdayım. Konyaspor'un eğer kafasında şampiyonluk varsa, eğer Trabzonspor'u işte 15 gün sonra yaklaşık 15 gün var herhalde o maça yenip bize zirve orta alabiliriz, biz de hayal kurabiliriz diyorlarsa bu kadro derinliği yetmez. Doğru. Ama şunu söylerse başkan zaten biz sezona şampiyonluk hedefiyle çıkmadık. Hedefimiz Avrupa derse evet. İyi bir 13-14 oyunculuk havuzları var ama iyi bir 23-24 oyunculuk havuzları yok. Burada hedef optimizasyonu, beklenti optimizasyonudur mesele. Beklentileri tabii ki Trabzonspor rakibi olmaya koymuş. Ol Olmayabilirler. Koymamış olabilirler. Sayın Özgökcan ve ekibi. Ona da saygı duyarsınız. 22 maçta 45 puan zaten çok büyük iş. Şimdi Uğur Bey, yurt içinden haberlerimizi bitirdik. E, vakit de daraldı. E, Marka gazetesinde bir haber gözüme çarpıyor. Burada neden böyle Thomas Müller neden böyle bir şey dediğini bilmiyorum. Anlatacaksınız herhalde. Müller'den iki, daha doğrusu şöyle yazmış Bundesliga başlığı altında Marka gazetesi. Thomas Müller 2.3 üst üste atlarımı ve tavşanlarımı. <laughs> beslemeyi tercih ederim. Haaland'la Haaland'ı beslemek yerine atlarımı ve tavşanlarımı beslemeyi tercih ederim diye. Sert bir ifade olmuş ama acaba daha farklı bir şey mi söylemeye çalışıyor? Şimdi bir Thomas esprili Müller, mi var? Evet esprili bir karakter. Çok genelde zaten bu medya açıklamalarında Thomas Müller'in e, espriler yaptığını, insanların hani bunu daha farklı bir hoşgörüyle karşılığını biliyoruz. Burada da diyorlar ki Haaland gelirse Bayern'e onu ellerinde besler misin diye soruyorlar. O da diyor ki zaten çok hayvan sever. Tavşanları ve atların beslemeyi tercih ederim. Bir taraftan da galiba Lewandowski'ye olan inancını ve saygısını da burada ifade etmiş oluyor. Yani bizde Lewandowski var. Bizim Haaland'a ilgimiz yok. Kadı ha Haaland'a ihtiyacımız yok demek istiyor herhalde. Tabii Müller'ce ile Müller yoluyla. Ve bu cümlede başlıklara çıkmış doğal olarak. Ki kendi kontratından bir buçuk yıl kaldı. Bayern daha onunla da kontrat görüşmesi yapmadı. O yüzden de belki böyle hani konuyu kapatmak istemiş olabilir. <laughs> Bir e, vaktimiz var mı dostlar? Peki Guardian gazetesini getirelim o zaman ekrana. E, Muhammed Salah'ın Mısır'ı, Sanen'in, e, özür dilerim Manen'in e, Senegal takımıyla karşı karşıya gelecek. Mısır turnuvanın favorilerinden biri değildi sürekli uzatmalarla, penaltılarla finale kadar gelmeyi başardılar. Senegal 90 dakikalarda bitiriyordu maçları. Bu kez Kamerun'u, ev sahibi Kamerun'u ki çok kritik bir maçtı. Samuel Eto, Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı maalesef savaş ifadesini kullanmıştı bu maç için. Carlos Coelho da Senegal tek direktörünü uyardı. Hele şu ortamda, şu gergin ortamda bu sözcükleri kullanmamalıyız. Bu bir oyun, bu bir eğlence dedi. Bu eğlenceden de Senegal galip çıktı. Mane ile Salah finalde karşı karşıya geliyor. Çok güzel hikaye. Liverpool takım arkadaşları. Finalde kim kazanırsa kazansın. Dünya futbolu kazanacak. Güzel, sakin, eğlenceli bir final olacağına inanıyorum. Senegal kazanırsa ilk kez şampiyon olmuş olacak. Onlar için de tabii beklentileri çok daha büyük. Yoksa Mısır bu turnuvanın zaten en çok kazananlarından biri. Diyelim ve bitirelim. Çünkü süremizin sonuna geldik. Uğur Melek'e çok teşekkürler, Abi. ağzınıza sağlık. Efendim bugünlük bizden bu kadar. Pazartesi günü yine aynı saatte tekrar birlikte olana dek hoşçakalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın. Hoşçakalın.